Şimdiki zaman onlara ait olabilir. Ama gelecek, ki ben hep bunun için çalıştım, bana ait. Kimilerine göre kahin sayılabilecek öngörülere sahip olan Nikola Tesla, ortaya attığı teknolojik fikirlerle bugün bile bilimle ilgilenen pek çok kişinin ufkunu açmakta. Modern teknolojinin temelini teşkil eden, dünya bilim ve teknoloji yapısını kökünden değiştiren bu büyük bilim insanı, 700'e yakın patentiyle de dünya tarihine geçti. Ancak Tesla'nın icatları sadece dünyayı daha yaşanılır kılmakla kalmadı. Daha da önemlisi, bilimini sadece insanlık için adaması ve asla bir tüccar gibi davranmaması, onu bir bilim insanı olmasının da ötesine taşıdı. O, inanılmaz icatlarını ticari meta haline getirmediği için, çok büyük servetleri elinin tersiyle itmiş, tüm hayatını insanlığa adamış, en iyi dostları güvercinler olan eşsiz bir bilim insanıydı. Einstein ve Edison'a verilen değer düşünüldüğünde, hem geçmişte hem de günümüzde Tesla'ya ciddi bir biçimde haksızlık yapıldığı açık bir şekilde ortada. Bu yüzden Tesla'yı anlamak ve anlatmak, bilimin gelecek kuşaklara doğru ve tarafsız olarak aktarılmasında büyük önem taşıyor. Tesla bir dahiydi ama aynı zamanda tüm mekanik dehasını sakat bir güvercini tekrar uçurmak için kullanan naif bir insandı. Bu nedenle icatlarının pek azını koruyabildi. Birçoğunun patentlerini ya kaptırdı, ya hiç alamadı, ya da aldıysa da devamını getiremedi. Özellikle birçok başarılı kapitalist gibi bir emek hırsızı olan iş adamı ve girişimci Thomas Edison için çalıştığı dönemde, patentlerinin birçoğunu Edison'a kaptırdı. Yaşadığı dönemde radyonun mucidi olarak bilinen Marconi için, "Marconi iyi bir dost, 17 patentimi kullanıyor, bırakın devam etsin" diyebilecek kadar sıra dışı bir insandı. Ancak Tesla öldükten 6 ay sonra 1943 yılında radyonun asıl mucidinin Tesla olduğu kanıtlanarak mahkeme kayıtlarına geçmişti. Nikola Tesla 10 Temmuz 1856 yılında o zamanlar Avusturya İmparatorluğu sınırları içerisinde kalan bir Sırp bölgesi olan Simijan'da dünyaya geldi. Babası bir papaz olan Tesla'nın annesi okuryazar bile olmamasına karşın halk arasında pratik ev gereçleri mucidi olarak bilinirdi. Bu yüzden Tesla, annesini hayatında gördüğü en büyük mucit olarak tanımlar. Daha küçük yaşlardayken abisinin ölümü onun psikolojisini etkiledi ve kötü bir çocukluk dönemi geçirdi. Üniversite çağlarına kadar süren takıntılı ve asosyal hayatı neticesinde, 1875 yılında başladığı Avusturya Graz Politeknik Okulu'ndaki elektrik mühendisliği öğrenimini 3. sınıfta bıraktı. Daha sonra çeşitli mühendislik firmalarında çalışan Tesla, ileride ufkunu açacak olan pek çok konudaki bilgileri bu çalışmalarından edindi. Aynı zamanda bu dönemde alternatif akım üzerinde çalışmaya başladı. 1880 yılında bir dönem öğretimine devam ettiyse de, babasının ölümü üzerine tekrar okulu bıraktı. Tesla 1884 yılında eski patronu Charles Batchelor'ın referans mektubuyla New York'a geldi. Thomas Edison'a yazılan mektupta şu satırlar yazıyordu: "İki tane büyük adam tanıyorum. Biri sensin, diğeri de bu genç adam." Böylece Tesla, Edison'un şirketinde çalışmaya başladı. Bu dönemde Edison'un tüm dünyaya adeta dayattığı kablolu elektrik dağıtımına alternatif olabilecek, hatta en ideal elektrik akımı sayılabilecek teknolojileri geliştiren Tesla, Edison'dan beklediği ilgiyi göremedi. Hatta bizzat Edison'un verimsiz motor ve jeneratörlerini geliştirmesi karşılığında kendisine 50 bin dolar teklif etmesine rağmen işi yapıp parasını almaya gittiğinde Edison şaka yaptığını söyleyerek Tesla ile alay etti. Nikola Tesla ödül olarak Edison'un maaşına zam yapıp haftalık 18 dolardan 25 dolara çıkarmasına rağmen işi bırakır. Böylece Edison'la yollarını ayıran Tesla, geliştirdiği alternatif akım buluşlarının patentlerini 1885 yılında George Westinghouse'a satar. Artık alternatif akımı yaymaya çalışan Westinghouse ve Tesla, doğru akım sistemlerinde ısrar eden Edison'la rakip olmuşlardır. Bu rekabet kısa sürede büyük bir ticari savaşa dönüşür. Bu dönem akım savaşları olarak anılır. Westinghouse ve Tesla arasındaki kontrat, Tesla'nın üretilen enerjiyle doğru orantılı olarak para almasını öngörüyordu. Bir süre sonra Westinghouse'un Nikola Tesla'ya oldukça büyük bir miktar borcu birikti. Westinghouse şirketini batma noktasına getiren bu borç nedeniyle George Westinghouse'un sorunu çözmek için Tesla ile konuşması üzerine, sonradan çokça anlatıldığına göre Tesla kontratı yırttı ve tüm alacaklarından vazgeçti. Tesla çalışmalarını daha sonra enerjinin kablosuz olarak iletilmesi üzerine yoğunlaştırdı. Bu Tesla'nın en büyük hayallerinden biriydi. Böylece enerji herkes için daha ucuz ve ulaşılabilir hale gelecekti. Patentini aldığı Tesla bobiniyle kısa mesafede enerjiyi kablosuz şekilde taşımayı da başardı.
Ancak pek çok düşüncesi gibi bu projesini de bir iş olarak pazarlayamadığı için maddi destek görmedi ve kapitalist sistem tarafından enerjinin çok ucuzlamasına neden olacağı gerekçesiyle reddedildiği gibi verilen destekler de geri çekildi. Böylece belki de insanlık tarihini değiştirebilecek bir buluş tarihe gömülmüş oldu. Tesla bu tarihten sonra çalışmalarına maddi olarak ciddi bir destek bulamasa da aralıksız olarak devam etti. Uzaktan radyo kontrolü, küresel telsiz, yüksek frekans, mega verici, iyonosfer, kozmik dalgalar ve uzay üzerinde çalışmalar yürüttü. Bu çalışmaların sonucunda bugün kendisinden miras olarak günlük hayatta kullandığımız pek çok teknoloji kaldı. Tesla'nın son büyük projelerinden biri, askeri amaçlar için kullanılabilecek oldukça güçlü ve uzun mesafeli bir silahtı. Nikola Tesla, yoğunlaştırılmış ve sıkıştırılmış bir elektrik ışınını, çok uzaklardaki hedeflere yöneltebilecek bir elektrik silahını 1934 yılında kamuoyuna açıkladı. Bundan tam 10 yıl sonra, 7 Ocak 1943'te bir süredir yalnız yaşadığı New Yorker Otel'deki odasında ölü bulunduğunda 87 yaşındaydı. Arkasında bugün bile hala geçerliliğini koruyan icatlar, sistemler ve prensipler bıraktı. Tesla'nın son zamanlarda silah tasarımları üzerinde çalıştığını bilen FBI, bu araştırmaların Sovyetler Birliği'nin eline geçmesinden korktuğu için daha o gece otel odasına geldi ve tüm eşyaları toplayarak iki büyük kamyonla götürdü. Böylelikle Tesla'nın tüm proje ve çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri'nin eline geçmiş oldu. Bu çalışmaların içinde mikrodalga silahı, deprem ve tsunami silahı, kablosuz enerji aktarımıyla ölüm ışını adını verdiği projesinin de yer aldığı iddia edilmektedir. Beni takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca şuradaki linke tıklayarak da başka bir videoma gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.